Sevgili seyirciler, konuğumuz Derya Kaya. 2009 yılında Mehmet Gündüz'le bir evlilik yapıyor. 2010'da oğulları Enes Gündüz dünyaya geliyor. 2013 yılında da anlaşmalı olarak boşanıyorlar. 2013 yılında oğlumu babasıyla görüşmesi için, hatta mahkemenin babaya tanıdığı o şahsi görüş gününün dışında vakit geçirmesi için oğlumu babasına gönderdim. 8 Aralık 2013 yılından beri oğlumu göremiyorum. Baba çocuğu benden kaçırıyor dedi. Bir şey söyleyebilir miyim Esra Tabii. abla? Kulağıma geldi, bazı cemaatlerden tepki telefonları geliyor. Ben cemaat Yarın olarak kastetmedim. Sadece boşandığım şahsın görüş... Kimse yanlış anlamasın burada. Bu arada Konya Emniyet Müdürlüğü'ne verdiğim ifadede de bu var zaten. Evet. Yani eşin cemaate mensup olduğu için ve o çocuk o cemaate mensup olan, gruba mensup olan kişiler çocuklarını okula göndermiyorlar. Evet. Senin oğlun da normalde işte 6 ve 5 yaşında okul öncesi eğitimle başlayıp şu anda ilkokul 3. sınıfta olması Bitirmesi gerekirken eğitim hayatından yoksun Geri bırakılıyor. Aynen. Daha önemlisi senin oğlun eski eşin ve çocuğunun babası tarafından anne sevgisinden yoksun bırakılıyor. Aynen. Onu ben dünyaya getirdim. Böyle bir hakka sahip olması doğru bir şey değil bence. O da baba. Ben ona görmesin demiyorum ki. Babası, beraber büyütelim, beraber görüşelim. Mantıklı bir şekilde o çocuk ortada büyüsün. Yani biz boşandık, çocuktan ayrılmadık ki. Ne hakkı var benim doğurduğum çocuğu kaçırmakta? 5 yıl ne demek ya? Yani 5 yıl ne demek? Yani onu diyorum yani. Benim ayakta kalmam da bir mucize 5 yıldır. Yani çocuksuz evlatsız kim düşünebilir bir saat evladından ayrı kalmayı? Artık ama ben onun arkasında durabilmek için ayaktayım. Babanın eylem ve davranışları artık Türk Ceza Kanunu'nda suç niteliğini almış. Yani bu basit, bu artık işte babayla ilişki geçirsin, görsün. Artık bu pencereden bakamazsınız. 5 yıl velayet yetkisi annede. Şimdi o çocuğun sağlığından, gelişiminden, ruhen, bedenen, eğitim anlamındaki gelişiminden siz sorumlusunuz. Bakın bu çocuk eğer... Zaten siz yaptığınız müracaatla bu konuda da bir cezai yargılama da yapılıyor. Çünkü Türk Ceza Kanunu'nda şu ifade var. 234. maddede velayet yetkisi elinden alınan kişi tarafından cebir ve tehdit olmaksızın bir çocuğun alıkonulması. Mahkeme kararına muhalefet eden bir baba var ve bunu 5 yıldan beri ısrarlı bir şekilde sürdürüyor. Evet. Bir ceza yargılamayı da, yani anne 5 yıldır oturmuş değil, seyircilere onu da bir belirtelim. Anne icra marifetiyle çocuğu almaya çalışıyor. Gitmiş. Savcılığa şikayette bulunuyor. Savcılık iddianameyi hazırlıyor ve bu konuda devam eden yargılama sonucunda babaya 5 ay hapis cezası veriliyor. 2015 ama sabıkası temiz olduğu için hükmün açıklanması geri bırakılıyor. İkinci kez de çıkarttım Hülya Hanım. Evet. 3 ay mı 6 aya kadar hapis cezası kesinleşti. Mahkemeye çıktım tek başıma. O gelmedi karşı taraf. Bu kaç yılında? Ya, tarih olarak hani zaman aşımına uğrayınca aklımda kalmıyor şu an. Yani o şey mesela ikinci bir kızım o dünyaya gelmiş miydi? Öyle hatırlarsın belki. Kızın dünyaya gelmiş miydi? Gelmişti. Kızın dünyaya gelmişti. Hamilelik zamanında gidemedim sıkıntılarımdan dolayı. O bir 9 ay aksattım ama ondan sonra kucağıma alır almaz 40'ı çıkmadan devam yani ettim. Yani bu 5 yıllık içerisinde 1-2 yıl bu mücadelem var. Bir de son 2 yılda evet. bir mücadelem var. O 1 yılda da hamilelik sürecini i̇şte geçirmiş. Bu resmen kovuşturulan bir suç. Bizim ülkemizde taraf olduğumuz sözleşmelere göre şimdi Konya'da aslında bütün emniyet mensuplarına, savcılığa da buradan evet. annenin bu talebini iletmemiz lazım. Çünkü biz... Taraf olduğumuz sözleşmelere göre de devlet olarak bu çocuğu anne ve babasına karşı da korumakla yükümlüyüz. Eğer bu çocuk eğitim hakkından mahrum ediliyorsa devletin bir an önce bu çocuğu nerede kaldığını, ne şekilde yaşamını ikame ettirdiğini babayla mı, babanın dışında Yaşıyor iddia mu? Ettiğiniz bana gibi onu ispat bir grubun yanında mı? Yaşadığından Çok bile şüpheliyim, yaşadığından emin değilim. Ya, ifadesinde demiş ki çocuğu annesi sefil etti, kocaya kaçtı, ben aldım evladımı sahip çıktım. Ki ona öyle bir şeyde vermedik çocuğu. Biz sadece 3 gün göreceğiz. Bunu da yapabilmesi için giderseniz, bu iddianızın arkasındaysanız dersiniz ki velayet değiştirilsin. Mahkemeye müracaat edersiniz. Onu diyorum edersiniz. Çıksın yani... karşıma o kadar insansa eğer babaysa açsın velayet davasını. Hayır Derya, bu 5 yılda velayet davası açsaydı, çocuğu alsaydı senin o çocuğu görmen gereken günler var. Ya mecbur göreceğim. O şekilde devam etseydi bir problem yok. Ama 5 yıldır aleni ve açık bir şekilde eski eşim Mehmet Gündüz tarafından evladın senden saklanıyor, kaçırılıyor, alıkonuluyor. Belki de zorla alıkonuluyor. İletişim kurulmuyor. Çocuğun belki de
bir annesi olduğunu unuttu. Belki de seninle alakalı, senin annen öldü. O yüzden biz senin yanındayız. Aynen öyle bir duyum da aldım. Çocuğa annen öldü demişler. Şu an imam nikahlı 4 yıldır, 4,5 yıldır bir evlilik yapıyor. Zübeyde Karagöz diye bir şahısla evli. Böyle onu boş Zübeyde kalmasın. Karagöz. Zübeyde Karagöz. Bunların hepsi Konya Çumra'da mı yaşıyor? Aynen. Ailesi Çumra'da ama yine adres orada zannetmiyorum Çumra'da olduklarını. Ya Konya ya İstanbul. Bir yerde çalıştığını da söylüyorsunuz eşinizin, eski eşinizin. Babasıyla beraber. Babası resmi nerede? Olarak hiçbir bunu kaydı nasıl yok. Gördünüz? Anlatırken az önce reklam öncesinde dediniz ki gündüz çalışmıyor gece. Bu sizin gördüğünüz mü? Birinin aynen. Size anlattığı hem mı? Anlatılanlar hem de gözümle şahit olduğum kısmı. Babanın işi nerede? Çumra'da. Çumra'da. Ne işle iştigal ediyorlar, ne yapıyorlar? İnşaat, oluk işi, teneke oluk. Böyle inşaat, yağmurluk şey yapıyorlar ya, oluk anlatamıyorum da. Yani neyse yani. Teneke kendilerine işi. Ait bir firmaları var. Dükkanları bir eşiniz var. Orada. Eşi, aslında kardeşi, abisi hepsi orada. Ailesinin babası. Haberi var aslında Mehmet Gündüz'ün nerede olduğu konusunda. Olmaz onu mı iddia ediyorsunuz? Aynen. Yani aile de bu konuda çocuğun kaçırılması konusunda İyi, onlar Mehmet zaten şey yapmıyor. Destek oluyorlar. İnkar etmiyor, çocuk bizde değil demiyor. Tamam oğlum kaçırdı ama biz de görmedik çocuğu diyorlar. Bu ne demek onlar ya? Da hiç bilgi almamış çocuktan. Oğullarıyla görüşüyorlar ama torunları nerede bilmiyorlar. Ya şimdi bu bir tık daha fazlası. Mehmet Gündüz çocuğu kaçırıyor senden, anneden. Kaçırıyor. Kaçırdığı yer neresi olur? Kendi anne babasının evi olur. Orada çocuk muhafaza edilir, bakılır, gözetilir. Ama Mehmet Gündüz kendi ailesiyle yaşamına devam ediyor. Şu adres anda olarak 8 yaşındaki ediyor. Oğlun, oğlunu babaanne de dede de göremiyor. Beyanları yani çocuk öyle. Başka bir yerde mi? Başka bir yerde. Yanında hiç gören olmamış zaten. Ne hastane. Ben normalde Çumra Devlet Hastanesi'nde araştırdım. Güvenlik kameralarını da seyrettik. Kimliği bende ya. Hasta 5 yıldır bir çocuk nasıl hastalanmaz? Hiçbir şekilde kaydı yok. En son 2013 yılında boşanmadan önce bir kontrolünü yaptırmıştım. O kayıttan başka kayıt yok. O zaman çocuğun ya ismini değiştirdiler ya da sahte kimlik yani kullanıyorlar. Sahte kimlik de çıkarabilirler. Başka birinin kimliğiyle de götürebilirler. Bu da bir suç. Ya bu da suçtan yani bunu da planlıyor olmaları da daha tehlikeli aslında. Çocuğa Enes değil de başka bir isim kullanıyorlar. 5 yıldır bir anne, babaannenin işte kayınvalidenin, kayınpederin evini biliyorsa, kardeşlerinin yerini yurdunu biliyorsa ve çocuğuna ulaşamıyorsa demek ki çocukla alakalı farklı bir yolda izlenmiş olabilir. Bunlar Derya Hanım'ın iddiaları ama aynı zamanda mahkeme tutanaklarında da var. Zaten ismi geçen herkesin söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Konya Çumra'da Gündüz ailesini tanıyanlar, Mehmet yani, Gündüz'ün annesi Nazife Hanım'ı, baba Mehmet Ali ben görüşmeyelim Bey'i. Demiyorum. Bağlansınlar, görüşsünler. Yani ne bileyim o şahısla da görüşebilirim. Sıkıntı yok. Hani babasıyla. Çocuğumu göstersin yine onda kalacaksa kalsın. Deryacığım ilk soru şu. Oğlun nerede? Oğlum babasında. Ben de diyor ama yanında görülmüyor. İfadesinde de savcıya demiş hani oğlum ben de ben bakıyorum. Ama o şekilde salınmış. Yani bu anne 5 yıldır peşinde bu çocuğun. Mümkün değil öyle. Yani sağ mı ölüme endişeli. Aslında mevcutlu olması lazım. Bunu da nasıl yaptılar? İfade almak için bir yakalama kararı çıkartıyor. Aslında çocukla birlikte ifadesini verip beyefendinin serbest bırakılması lazım. Tabii ki çocuğun sağlığından endişeliyim ben. Onu bir görün. Ben görmesem de büyüklerim görsün. Savcımız, hakim mahkemede. Ona göre ben bir içim rahatlasın. Hayır, bu mahkemeye şekilde... bakın bu velayet kararı değiştirilmediği sürece sizin de şöyle bir lüksünüz yok. Orada kalsın. Hayır. Yok zaten o... Mahkemenin verdiği yetkiye göre siz kalkarsınız. Anne der ya çocuğu bakımını üstlenemiyor. Ya da bir şu anda 9 yaşında ve kendisini ifade edebilecek bir yaşta pedagog kontrolünde ifadesi alınır. Velayet ancak değiştirildikten sonra babanın yanında kalabilir. Şu durumda baba hala da Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçunu işlemeye devam ediyor. Bu arada aynen. Çocuk 3 yaşındaki fotoğrafı var elimizde. Şu anda 8 yaşında çok daha büyük bir değişime uğramıştır. Gerçek ismi Enes Gündüz ama anladığımız kadarıyla farklı bir isim de kullanılıyor olabilir. Mehmet Gündüz'ün de çok değişime uğradığını söylüyorsun. Tanıyamazlar zaten şimdi bu ama ailesini yani onu tanıyamazlar ama Çumra'da yaşayanlar herkes Gündüz biliyor, ailesinin herkeslerini tanıyorlardır. Buradan ismi geçen herkese Nazife Hanım, Nazife Gündüz'e annesi, babası Mehmet Ali Gündüz'e, Ahmet kardeşleri Ali Gündüz. Servet, Feriha ve Yılmaz Gündüz'e de sesleniyoruz. Eminim bu 5 yıllık hasret sona erecektir. Yani Allah rızası için oğlumu bana versinler. Ne onlar uğraşsın ne ben. Bu bilgiyi nereden edindiniz? Bu işte gruba, cemaate dahil olanlar. Ben içlerindeydim ya abla. O yüzden boşandık zaten. Yani beni o gruba dahil olanlar çocuğu okula göndermiyorlar ifadesini siz... Şahsın kendi ağzından duydum.
Bu mu söyledi? Ben çocuğu okula göndermem. Aynen. Daha 1,5-2 yaşındayken bu tartışmamız başlamıştı. Bu arada şu anda dini nikahlı bir beraberlik yaşadığını Zübeyde Karagöz söyledi. O hanımefendinin adı neydi? Zübeyde Karagöz. Zübeyde Karagöz. Onların hepsi Konya Çumra'da var. O bayanın da annesi de biliyor her şeyi. Sağda solda diyormuş, kızım bir oğlan çocuğuna bakıyor. O ona anne diyor. O onu oğlu gibi seviyor. Annesinin bilgisi var. Görüşüyor. Peki, inşallah ihbarlar gelecektir. İnşallah. Dilerim sen de 5 yıl sonra evladınla kavuşursun. İnşallah sizin sayenizde. Şimdilik uğurluyoruz Derya'yı.